Ne biçim döşemişler. Ben beğendim valla. İnce bir zevkleri var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba canım. Gerek yok. Kızınızı evlendiriyorsunuz Zümrüt Hanım. Kaynana oluyorsunuz benim gibi. Bırakın öpsün. Henüz değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle tanışmamıştık. Ben Mehmet İncesu. Reyhan'ın eşiyim. Memnun oldum. Ben de Zümrüt. Hoş geldiniz. Şermin, bunu içeri al. Adettendir Zümrüt Hanım. Kız isteme töreni boyunca çikolata ortada kalır. Paket açılırsa kızı verdiniz gitti demektir. Diğer türlü anlarız ki bize kız yok. Böyle işaretleşmeleri gerek olduğunu sanmıyorum ben. Böyle daha iyi değil mi? Kaç seferdir yapıp bozuyorsun. Neyin var? Çok heyecanlısın. Korkuyorum dadı. Yukarıdakiler gul yabani değil ya. Neden korkuyorsun? Öyle değil. Biz Çınar'la birbirimizi çok seviyoruz. Ama ailelerimiz... Onlar da birbirlerini severler, alışırlar. Yeni bir hayatın başındayım dadıcığım. Herkesten gizli evlendiğimizde böyle hissetmemiştim. Ama ailelerimiz işin içine girince her şey değişti. Bir çocuk oldu muydu her şey değişir. Hem sen çocukları seversin. Şu düğün faslını bir atlatalım, ondan sonra birkaç tane yaparsın. Yeşim, sen çıkıyor musun? Evet. Sana bol şans. Darısı senin başına Yeşim. Daha yok. Ben almayayım. Hiç tarzım değil. Büyük lokma yut, büyük laf söyleme demişler. Oldu. Çav. Kızılcık şerbeti mi bu? Kayınvalidemin saray mutfağından özel bir tarif. Alkol kullanmayan misafirlerimiz için. Aman içinde alkol olmasın da. Merak etmeyin, sizinkilerde yok. Sen de viski içer misin Çınar? Böylesine anlamlı bir günde neden olmasın? Teşekkür ederim. Çınar önce kaplumbağa terbiyecisini aldı, sonra da kızınızı. Evet, tanışmalarının müsebbibi olan tabloyu. Biz o tabloyu salona astık. Siz nereye asmıştınız? Babamın çalışma odasına. Doğru. İzninizle ben bir Lale'ye bakayım. Nerede kaldın? Herkes seni bekliyor. Otur. Yarın senin için büyük gün Kemal Bey. Öyle. Herkes bu ihaleyi senin alacağını düşünüyor. Bakalım. Kısmet. Bırak bu lafları rakiplerin söylesin. Hatta bu ihaledeki tek rakibi. Zarfı açmadan ihaleye girme. İhaleye girersen karın Zümrüt'ün bu görüntülerini herkes izler. Üzerine titrediğin aile şerefin iki paralık olur. Bunu bana nasıl yaparsın? He? Bunu bana nasıl yaparsın? Bu utançla yaşayamam ben. Her şey bitti. Tek çare bu.
Tabii ya. O sendin Necip. Neler oluyor Necip Bey? Hallettim. Başlarını yıkacak bu evliliği. Bak gör, düğün derneğin adını bile ağzına almayacak. Oh, belli zaten. Eskisi gibi değil, gönülsüz. Suratından düşen bir parça. Öksü oduna tutulmuş serçe kuşu gibi tir tir titredi karşımda. Allah Allah. Ne dedin ki böyle? Kusur ve ayıptan ibaretler ama onları bu kadar utandıracak ne var elinde? Yenge, kız alamayacağız galiba. Galiba. Hoş geldiniz. Gelin hanım, naz mı yapıyorsun? Gözümüz yollarda kaldı. Hoş geldiniz. Kızımız çok heyecanlı. Aa, ne heyecanı canım? Bu durum formalite icabı. Hoş geldiniz. Sağ ol kızım. O çoktan çınarımızın gelini oldu bile. Sıra Ilgazların gelini olmaya geldi. İki aile baş başa verip Çınar ve Lale için yılın düğününü yapacağız. Bravo Valide Sultan. Vallahi ne yalan söyleyeyim, gecenin başında seni biraz keyifsiz görmüştüm. Kız vermek kolay değil tabii. Ama şimdi bu fikre alışmışa benziyorsun. Çocuklar zaten kararlarını vermişler. Başlarda biraz kızmıştım. Gizli yapılmış bir şey malumunuz. Ama bize düşen iki aileye yakışır, güzel bir düğün yapıp bunu sevdiklerimize paylaşmak olacaktır. Değil mi? Evet, soframız hazır. Buyurun. Küçük kızınız... Yeşim. Aa, baba olmadığınız için bilmiyorsunuz tabii Necip Bey. Çocuklar işte. Küçük kızımı tutabilene aşık olsun. Yeşim'in bu gece başka programı varmış. Bu tanışma yemeği sürpriz olduğundan dolayı programını iptal edemedi. Kusura bakmayın.